10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 142 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 142 İstanbul Fetih Destanı, İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü için yazılmıştır. Destan 30 kadar şiirden oluşmaktadır. Bu destandaki Sultan Mehmet'in Gemileri adlı şiirde lirik bir söyleyişi ön plana çıkaran şair, yapma destanın özelliklerine uygun olarak kendi duygu ve düşüncelerine yer vermiştir. Şair, destanda İstanbul ve fetihle ilgili varlıkları sembolleştirmiş, gemilerin karadan yürütülmesi olayını destanlaştırarak anlatmıştır. Metni anlama ve çözümleme 1. Sultan Mehmet'in Gemileri adlı metnin tema ve konusunu belirleyiniz. Cevap, metnin teması İstanbul'un fethi, konusu fetih için gemilerin karadan yürütülmesidir. İkinci metnin kurgu zamanını ve içeriğin tarihsel zamanla ilişkisini belirleyiniz. Cevap, metin Cumhuriyet dönemi şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından yazılmıştır. İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümünde yazılmıştır. Olaylar eski Türk destanlarına göre çok daha yakın bir zamanda geçtiği için şiirde anlatılanlar gerçeğe daha uygundur. Üçüncü metinde şaire özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Cevap, metin beşli bentlerle kurulmuştur. Birinci kişili anlatımla sanki şairde ordunun içindeki bir askermiş gibi bir hava oluşturulmuştur. Milli duyguları coşturan ifadelere yer verilmiştir. O anları yeniden yaşıyor ve yaşatıyor gibidir. Dördüncü metindeki milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi ve mitolojik ögeleri belirleyiniz. Cevap, metinde İstanbul fethi sırasında gemilerin karadan yürütülmesi anlatılıyor. Bu durum milli ögedir. Yer yer dini ifadelere yer verilmesi manevi değere örnek verilebilir. Tarihi bir olayın anlatılması da tarihi ögeye örnektir. Askerlerin padişaha itirazsız itaati, o dönemin sosyal ve siyasi anlayışına örnek verilebilir. Beşinci metnin ilk iki bendindeki edebi sanatları belirleyerek bunların destana katkısını ifade ediniz. Cevap: İlk bentte bir sabah ifadesi tekrar edilerek tekrir, dağlar taşlar inledi, ifadesiyle mübalağa yapılmıştır. İkinci bentte kızaklarla yarıldı yer, ufuklarca ifadesiyle mübalağa yapılmıştır. Bu edebi sanatlar, söylenmek istenenin daha etkili bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Altıncı, ilk defa, bu koca dünyada, ilk defa, bir şeye aşikar oluyordu, bütün milletlere ibret, dizelerinde şaire göre bu koca dünyada bütün milletlere aşikar olan nedir? Tartışınız. Cevap, burada kastedilen şey gemilerin karadan yürütülmesidir. Yedinci metinle ilgili beğeni, tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz. Cevap, bu metinde tarihi bir olay olan İstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütülmesinin coşkulu bir şekilde anlatılmasını beğendim. Ama bence son dizelerin kısa bırakılması ve şiirin serbest ölçüyle yazılması şiirin akıcılığını engellemiştir. Etkinlik Sultan Mehmet'in Gemileri adlı yapma destanı, okuduğunuz doğal destan örnekleriyle karşılaştırınız. Bu metinlerden hareketle doğal destan ile yapma destan arasındaki farklılık ve benzerlikleri aşağıdaki tabloya yazınız. Cevap: Farklılıklar. Doğal destanın söyleyeni belli değildir. Doğal destanlar oluş, yayılma, derleme bölümlerinden oluşur. Doğal destanlarda zaman ve mekan çok net değildir. Doğal destanlarda olağanüstülükler daha çok yer kaplar. Benzerlikler. Yapma destanın söyleyeni bellidir. Yapma destanlarda tarihi bir olay doğrudan şair tarafından yazılır. Yayılma dönemi yoktur. Yapma destanlarda zaman ve mekan bellidir. Yapma destanlarda olağanüstülükler sınırlıdır. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 142 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.